alışveriş videosu çekmek istedim. Yakın zamanlarda böyle parça parça ufak kıyafet alışverişlerim oldu. Aslında çok fazla parça yok bu alışverişimde. Çünkü biriktirmek istemedim açıkçası. Hazır içerisinde beğendiğiniz olursa gidip mağazaya bulabileceğiniz parçalar var şu an bu gördüğünüz askılarda. Ve genelde bahar konseptli bir alışveriş oldu. Böyle daha askılı, mini mini şeyler değil de daha tişörtvari, böyle daha baharda giyilebilecek tarzda bir alışveriş oldu. İsterseniz hemen aldıklarımı size göstereyim çünkü ben çok heyecanlıyım. Şimdi ilk olarak böyle bir tişört aldım. Bu tişörtü Mango'dan aldım ben. Böyle salaş, eskitme kumaş. Yine bu siyah eskitme tişörtler bu sene çok moda. Böyle üzerinde vahşi ya da rocker desenlerin olduğu. Benimkinin bedeni small. Bunun fiyatı 59.90'dı. Ben bunu yazın böyle şortların üstüne efil efil giymek için aldım. Aslında siyah yazın pek tercih edilmeyen bir renk. Fakat ben siyah giymeyi çok sevdiğim için böyle bir iki tane siyah tişörtüm olsun istiyorum. Saçlarım da sarı olduğu için böyle genelde benim için kurtarıcı bir renk oluyor. İkinci olarak Zara'dan böyle bir tişört aldım. Bunun hala etiketi üstünde duruyor. Fiyatı da şöyle göstereyim. 59.95. Bu böyle daldırma desen diye geçiyor. Üzerinde işte stressing out yazıyor. Böyle yine efil efil small beden bir tişört. Yine bunu da Kotetek'lerin şortların üzerine giyebilmek için aldım. Çok da güzel kumaşı var. Ben çok severek ve beğenerek aldım. Bu sene benim rengim sanırım lila ve mor olacak. O tonlardan gidiyorum çünkü genelde. Yine lila ve mor tonlarından devam edecek olursak Zara'dan aldım. Şöyle bir tişörtü göstermek istiyorum sizlere. Bu da small beden bir tişört. Yine bol kesim olanlardan. Üzerinde böyle bir bu kuşun adı vardı ya. Bu kuş şu aralar çok moda böyle. Her şeyin üstünde görebiliyorsunuz. Hatta benim bu kuş desenli olan kahvaltı takımlarım da var. Gerçekten çok güzel. Zara'ya gittiğinizde her 3 ürünün bir tane tropical kuş ya da çiçek desenli oluyor. O yüzden ben de buna kalamadım. Böyle üzeri gagası ve ayakları peluştan böyle bir tişört almak istedim. Yine bu da şortların üzerine giyicik yapabileceğim türden bir tişört. Bunun da 49.90 gibi bir fiyatı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben çok beğendim. Dediğim gibi lila bu sene benim rengim sanırım. Şimdi Bershka'dan böyle bir tişört aldım. Aslında bunu alalı bayağı oldu. Hani Bershka'ya gittiğinizde bulamayabilirsiniz. Fiyatı da sanırım 29.90'da indirimdeyken aldım. Böyle kadife bir tişörtü çok uzun zamandır istiyordum almayı. İndirime de girince almak istedim açıkçası. Bu böyle yeşil, zümrüt yeşili mi diyorlar? Yeşil tonlarda small beden bir tişört. Çok istediğim renk değildi aslında. İstediğim rengin bedeni kalmamıştı. Fakat indirimde bulunca almak istedim. Şimdi sırada Zara'dan aldığım böyle yine tropikal desenli bir gömlek var. Bu efil efil kolları İspanyol kesim olan bir gömlek. Kumaşı çok rahat bir kumaş. Böyle üzerinize giydiğinizde kesinlikle yakmayan bir türde. Hafif de böyle pijamamsı bir tarzı var aslında. Burada da cepleri var bu şekilde. Ben bunu beyaz pantolonun ve şortların üzerine giyebilmek için aldım. Bunun da fiyatı 119.90 gibi bir şeydi sanırım. Tam hatırlamıyorum. Ama yüzün üstünde bir fiyatı vardı ona eminim. Şimdi sırada böyle bir pantolon var. Ben bu pantolonu H&M'den aldım. Böyle yüksek bel bir pantolon ve lastikli. Yanlarında cepleri var. Bol paça böyle yine efil efil bir kumaştan. Bahar aylarında ben böyle pantolonları giymeyi çok seviyorum. Fakat çok beğenerek almıştım bu pantolonu. Ama böyle siz de öyle misiniz bilmiyorum. Hani alırken çok beğeniyorum. Fakat aldıktan sonra böyle bir kere giydikten sonra yani o kadar da güzel değilmiş aslında falan oluyorsun. Yani bu pantolonda biraz o şeyi yaşadım çünkü nedenini söyleyeceğim. Altına giyecek bir şey bulamadım. Yani terlik giysem bir garip duruyor, ayakkabı giysem bir garip duruyor. Hani tam kestiremedim neyini giyeceğim. O yüzden böyle bir ikileme düştüm. Ben bu pantolonu H&M'in online bültenine üye olarak oradan 125 indirimle aldım. 79.90 gibi bir fiyatı vardı 60 TL'ye. Geldi bu pantolon bana. Bir diğer aldığım pantolonsa bu Zara'dan aldığım. O ne ya? Şive kaydı. Bir diğer aldığım pantolonsa bu Zara'dan aldığım beyaz jeanlerden. Bu aralar çok moda biliyorsunuz beyaz jeanler. Paçası böyle püsküllü. Bu benim aldığım mom kesim değil. Yani dar kesim. Dar paça bir kesim pantolon. Dar paça bir kesim.
Susmadı ya. Susmadı çocuk ya. Sustu inşallah bu sefer. Bunu Zara'dan 119.90'a almıştım. Hala da var. Eğer gidip almak isterseniz çok rahatlıkla bulabileceğiniz bir pantolon işte. Biz de modaya uyalım dedik. Sırada şöyle bir şort var. Bunu da Zara'dan aldım ben. Hala etiket üstünde çünkü şort giyecek havalara daha geçemedik maalesef. 89.95'e almışım. Bu cicili bicili şortu. Böyle beli oturtmalı, çok kısa olmayan. Aslında görüldüğü zaman çok minikmiş bu ya. Nasıl giyeceksin dediğiniz. Ama üstümde görseniz o kadar kısa durmayan bir şort bu. Bu da çok hoşuma gitti böyle desenli desenli. Ben bu sene böyle şeylerden gideceğim galiba. Belli oldu. Sırada böyle bir kotetek var. Ben bu koteteği H&M'den aldım. Çok uzun zamandır da böyle bir eteği almak istiyordum. Çünkü kotetekler üzerine ne giyerseniz giyin şık durabilecek. Altına terlik de giyseniz, topuklu bir şey de giyseniz çok şık ya da spor durabilecek. Aynı zamanda materyaller yani kıyafetler. Bunu ben 79.99'a almışım. Bu da yine boyu çok kısa gibi gözüken fakat çok kısa olmayan bir kotetek. Burada böyle üçgen detayı ve püsküllü olanlar artık son zamanlarda moda olmaya başladı. Bu da yine 38 beden maalesef ancak bunun da 38'ine girebilmişim. Yapacak bir şey yok. Şimdi terliklere geçtik. Tam 2 tane yeni terlik aldım. Hemen onları size göstereceğim. İlki H&M'den bu beyaz püsküllü pantolonun altına giyebileyim diye böyle süet, kısa topuklu, ne diyorlar buna, krem rengi mi? Böyle kirli beyaz renklerinde şöyle bir terlik aldım. Benim ayak numaram 36 fakat bunda 37 oldu. Yani bir numara büyüğü oldu bana. Topuğu çok orantılı. Kesinlikle şu bölgeleri ayağı hiçbir şekilde kesmiyor. Çok rahat terlikler. Gerçekten rahat, çok rahat giyebildim ben bu terlikleri. Bunların fiyatı 79.90'dı. Bunlar da böyle çok şık duran terlikler. İkinci terliklerim aldığımdan beri ayağımdan çıkmıyorlar. Yapıştılar yani. Ameliyatla sökecekler yakında. Biraz da hani yeni aldım ama biraz eskidiler yani. Böyle Calvin Klein'ın Calvin Klein mi? Calvin Klein mi? Artık her neyse. Calvin Klein'ın kırmızı terlikleri. Ben geçen seneden beri yana yakalı bu terlikleri arıyorum. İstanbul'a gittik, Ankara'ya gittik, İtalya'ya gittik. Her yerde aradım, her yerde. Sormadığım yer kalmadı. Kalmamıştı yani. Çünkü bu terlikleri böyle Mayıs ayında çıkarıyorlar. Haziran ayında bu terlikler bitiyor. Yani Haziran ayının ortasında bulmanız imkansız. Fiyatı 129.90'dı. Böyle iç kısmı pofuduk olan bir terlik. Fakat böyle rahat gibi göründüğüne bakmayın. Hiç rahat değil bu terlikler. Gerçekten bilekleriniz çok görüyor. Yani en azından benim öyle oldu. Ben geçen sene bunun siyahını istiyordum. Bu sene kırmızısı da gelmiş, laciverti de gelmiş. Fakat ben kırmızısını almak istedim. Böyle jeanlerin altına, şortların altına yine çok güzel şıpıtık şıpıtık giy çık. Zaten ben yazın kesinlikle ne bobek ne ayakkabı giyebiliyorum. Sadece terlik giyebiliyorum. O yüzden böyle sürekli terlik alıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi sırada bir çanta var. Ben bunu spor eşyalarıma koyayım diye almıştım. Fiyatı sanırım 59.90'dı bu çantanın. Böyle siyah, düz. Hani pek bir esprisi yok yani. Spor için aldığım için biraz büyüklüğüne, biraz da fiyatına baktım. Çok pahalı da bir şey istemiyordum açıkçası. Bu da şu şekilde. İçini dolduruyorum zaten. Böyle dolu oluyor spora giderken. Bu şekilde bir çanta bu da. Son olarak da bu matarayı aldım. Bunu H&M'den aldım. Ben fiyatı 39.90 ya da 29.90 olması gerekiyor. Yine sporda yanıma alayım diye böyle büyük büyük markalı süs şeylerinden taşımak istemiyorum yanımda. Böyle bir matara alayım dedim. Bu da çok tatlı. Üzerinde Sweat Now Shine Later yani şimdi terle sonra parlarsın yazıyor. Bu da çok hoşuma gitti. Çok da kullanışlı gerçekten. Fiyatı da gayet uygundu. Almadan geçemedim bunu da. Gerçekten kullanıyorum aldığımdan beri. Sporda her gün benimle neredeyse bu da. Dediğim gibi az parça vardı ama öz parça vardı. Yani eğer içlerini beğendiğiniz çıkarsa gidip alabileceğiniz, bulabileceğiniz parçalar bunlar. Umarım içlerinde böyle size de ilham olmuş olan parçalar çıkmıştır. Ve umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Abone olmayı da unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.